والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem dinleyenlerimiz, geçen hafta değil bir evvelki hafta dersimizde Abdurrahman İbni Semura radıyallahu anh'tan rivayet edilen çok önemli bir hadis-i şerifi müzakereye başladık. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin İnni ra'aytul barihate aceben, ben dün gece acayip bir rüya gördüm buyurduğu bu hadis-i şerifte rüyel enbiyâ-i vahyün, peygamberlerin rüyası vahiy niteliği taşır buyurulduğundan, bu itibarla bu hadis-i şerifte buyurulan hakikatlerin hepsi kabirde, mahşerde, salatta, mizanda önümüze gelecek, karşımıza çıkacak gerçekler olduğuna iman ettik ve itikad ettik. Ve bunu sizlerle paylaşırken tabii bir gecede hepsini konuşma fırsatı bulamadık. Ancak tabii ki Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem kısaca رَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِي قَدْ اِحْتَوَشَتُ مَلَاكَةٌ فَجَّهَا وُضُوهُ فَسَّنْ قَدِمُ مِنْ ذَٰلِكَ. Birinci maddede ümmetimden bir adam gördüm ki melekler onu kapmış götürüyorlardı. Cehenneme, azaba sürüklüyorlardı. Abdesti geldi, onu onlardan kurtardı. Bu hususta bayağı bir konuştuk. وَرَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِي قَدْ بُسِطَ عَلَيْهِ عَذَابُ الْقَبْرِ فَجَاءَتْهُ صَلَاتُهُ فَسَّنْ قَدِمُ مِنْ ذَٰلِكَ. Ümmetimden bir adam gördüm, kabir azabı kendisine döşendi, yayıldı ama namazı geldi, onu kabir azabından kurtardı buyurmuşlardı. Hakikaten önümüzde çok önemli bir berzah vardır, geçit vardır ki bu kabirdir. Rabbimiz Tebareke ve Teala buyuruyor, Estaizu billahi min verâihim berzahun ilâ yevmi yub'asûn. Önlerinde, ötelerinde bir geçit vardır ki diriltilecekleri güne kadar, o mahşer gününe kadar orada kalacaklardır. İşte bu kabir alemidir. Berzah alemi diyoruz. Geçit anlamına geliyor. Bu itibarla köprü anlamına geliyor. Kabir alemi öyle bir alemdir ki beden dünyada gömüldüğü için bu bir itibarla dünyadan, ama ruh ahirette bulunduğu için bir itibarla efendim ahiretten, yani iki yönü olan bir güzergah. Kabir alemi ve kabir azabının hak olduğuna dair birçok ayet-i kerime işaret ettiği gibi hadis-i şerifler de sarahaten delalet etmektedir. Şimdi bizim önümüzde böyle bir gün vardır. Önümüzde böyle bir geçit vardır. Biz orada yapayalnız kalacağız. Çukurumuzu amelimizle baş başa kalarak indirileceğiz. Orada ne cevap vereceğiz? Biz bunu düşünmek zorundayız. Bizim şimdi hazırlığımız oraya olmalıdır. Yatırımımız oraya olmalıdır. Dünyanın fuzuli havadisleri, haberleri bizi oyalamamalıdır. Eğlendirmemelidir, keyiflendirmemelidir. Bu eğlencelerin, bu keyiflerin hükmü nereye kadar sürer? Sonunda böyle bir katı, zor berzahla, geçitle karşılaşacak insanın şimdiden tedbirli olması, keyfini kaçırması, iştahını kaçırması, uykusunu kaçırması ve oraya hazırlıklı olması gerekmektedir. Bugün tefsir yazdırırken 13. cilt Ruhul Furkan'dan yazıyoruz. Hadis-i şeriflere bakarken Taberani El-Mu'cemül Efsat'tan bazı hadis-i şerifler yazdırıyordum. O arada bu hadisi şerife denk geldim. Şaşırdım kaldım. Ayşe anamız radıyallahu anh'ın bir Yahudi kadın komşusu ziyaretine geldi. Bir konu geçerken Ayşe anamıza Allah seni kabir azabından korusun diye bir dua edince, Ayşe anamız da radıyallahu anh'a o zamana kadar kabir azabı diye bir şey olduğunu duymamış. Tabi o zaman biliyorsunuz ki İslamiyet yeni geldiği için bizim gibi toptan bilgilere ulaşma imkanı
bulamamışlardır. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler zaman, zemin, sual, cevap gereği 23 senede tamamlandığından bütün konular bir kerede anlaşılır, anlatılır cinsten değildir. Bu itibarla Ayşe anamız o Yahudi kadının bu sözüne ihtiyatla yaklaşmış ve demiş ki Ma ve bi evveli kedibiküm alallahi ve resulî. Bu sizin Allah ve peygamberine adına yaptığınız ilk yalan, ilk iftira değil. Siz çok tahrif, değişiklik kitaplarınızı da değiştirme yaptığınız için sizin sözlerinize çok güvenilmez. Eğer kabir azabı diye bir şey olsaydı levkâne lil kabri azabun le ekberullahu nebiyyev bidâlike. Allah peygamberine bunu bildirirdi. Biz bu zamana kadar böyle bir şey duymadık demiş. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelince tabi onun diğer sahabeden, diğer insanlardan farklı yönü nedir? Kainatın efendisiyle sallallahu aleyhi ve sellem görüşme imkanının fazla olmasıdır. Bu yüzden sorusunun cevabını alması daha kolay olmaktadır. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem sen bize hiç kabir azabından bahsetmedin. Fakat bu Yahudi kadın bana göre bir dua edeyim derken kabir azabı diye bir şeyden bahsetti. Ben de bunu çok merak ettim. Sen bize bunu buyurmadığın için acaba doğru mudur yoksa bunlar bir şey mi uyduruyor? Biz kitaplarımızda böyle gördük diyorlar. Bu doğru mudur, yalan mıdır? Sorduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç cevap vermemiştir. Bir zaman sonra buyurmuşlardır ki sallallahu aleyhi ve sellem Te'avvezi billahi min azabil kabr. Ey Ayşe, kabir azabından Allah'a sığın. Demek var ki sığın buyuruyor. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem her namazın sonunda yaptığı sığınmalarda 5 vakit namazın sonunda salli barikten sonra okuduğu dualarda selamdan önce Allah'a sığındığı 4 şeyden biri de ve eûzü bike min azâbil kabri, kabir azabından sana sığınırım ya Rabbi. Kainatın Efendisi bu. Sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kabir azabı diye bir şey söz konusu olmadığı halde ümmetine talim için ve Allah'ın azabından emin olmadığı için bak kabir azabından diyor. Sana sığınırım ya Rabbi. Ne büyük bir şey ki, ne kadar sığınılması gereken bir olay olduğuna işaret buyuruyor. Ve ümmetine de اِذَا فَرَغَ اَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ اَرْبَعِنْ. Son teşehhütten, ikinci tahiyyattan farig olan biriniz, yani o bitiren tahiyyat, salli barik okuyan kişi 4 şeyden Allah'a sığınsın diye emrediyor. Bu 4 şeyden biri de kabir azabı olarak hadis-i şeriflerde zikrediliyor. Demek ki kabir azabı vardır. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ayşe, kabir azabından Allah'a sığın. فَاِنَّهُ لَوْ نَجَا مِنْهُ اَحَدٌ لَنَجَا سَعَدُ بْنُ مُعَاذ. Bir kişi kabir azabından kurtulacak olsaydı Sa'd ibn-i Muaz, yüce sahabi, o kurtulurdu. O bile kurtulamadı ama kabir azabı onun hakkında şöyle oldu. Kabir onu sıkmaktan başka bir şey yapmadı. Böyle yılanlar, çıyanlar, akrepler, bunlar çok kabirde azap cinsi olarak hadis-i şeriflerde zikrediliyor. Namazsızlara musallat olacakları vesaire, günahkarlara efendim onları sokacakları zikrediliyor. Fakat Sa'd ibn-i Muaz, Ensar'ın efendisi, kumu li seyyidikum, bir kere yaralı vaziyette getirildi. Efendim salla taşınarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, efendiniz geldi kalkın, Ensar'a hitap etti. Ya vefat ettiğinde ihtezzel arşu li mevti Sa'd ibn-i Muaz. Sa'd ibn-i Muaz'ın ölümünden dolayı arş-ı âlâ titredi buyuruyor. Böyle yüce bir sahabi ve Kainatın Efendisi parmak uçlarına basarak Cennetül Bekir'de defin saati sırasında dolaşınca sahabe şaşırdı. Meleklerden yer bulamadım ayağımı basacak buyurduğu bir yüce zat buyuruyor ki kabir azabından bir kişi kurtulacak olsaydı Sa'd ibn-i Muaz kurtulurdu. O bile kurtulamadı ama ona ne yaptı? Sadece bir sıkış sıktı. Sıkmaktan başka bir şey yapmadı. Ya onun için kabir herkesi bir sıkacak. Kiminin kemiklerini birbirine geçirecek, kimine öyle bir işkence azap yapmayacak ama kabre girdiğinde insan bir şaşıp kalacak. Hiç tanıdığın yer değil, alıştığın yurt değil. Münkerine giriş, görüştüğün şahıslar değil. Bu zor iş bu. Bundan dolayı hazırlanmak lazım.
Bak kendisi sığınıyor, aşağınımıza da sığınmasını emrediyor. İşte namazı geldi diyor, kabir azabından kurtardı. Yani bizim önümüzde ne kadar önemli meseleler var. Biz bunları düşüneceğiz. Bu salih ameller, dünyada yapılan faydalı ameller, bunlar o günde yüzümüzü ak edecek bizi. Rezil rüsvay olmaktan kurtaracak. Kabirde yanımıza kim gelebilir? İşte bu hadis-i şerif, başladığımız bu hadis-i şerif, bunlar hep insanı dünyada ahirette kurtaran ameller. Mesela رَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِي قَدْ اِحْتَوَشَتُ الشَّيَاطِينَ فَجَاءُوا ذِكْرُ اللّٰهِ فَخَلَّصُوا مِنْهُمْ Ümmetimden bir adam gördüm, şeytanlar onu kuşatmıştı, ona vesvese vermeye başlamıştı, Allah'a zikretmesi geldi, onu onlardan kurtardı. Bu mesela dünyada, artık kabirde, mahşerde şeytanın vesvesesine bir mahal yoktur. Ama dünyada şu anda şeytanların fitnesine, istilasına, ihvasına, vesvesesine müptela olan insanların kurtuluş çaresi Allah'ın zikridir. Bu hususta bayağı bir evvelki derste izah yapmaya çalıştığım Allah'ın zikrinden kasıt nedir? Demek ki kimisi dünyada, kimisi kabirde. Bak mesela namaz kabir azabından kurtarıyor. Bir zat gördüm ümmetimden kabir azabına döşenmişti, namaz onu kurtardı buyurdu. Kabirden bahsediyor. Ümmetimden bir adam gördüm, melekler onu kapmıştı götürüyordu. İşte bu mahşerden bahsediyor. Çünkü cehenneme doğru götürülürken abdesti geldi onu kurtardı buyuruluyor. Demek ki bunlar hep bize ahirette lazım, kabirde lazım, mahşerde lazım. Bu ameller, bu salih ameller bizi kurtaracak ameller. Onun için özellikle kabirde, yani yapayalnız kaldığımız yerde, hiçbir avukatımızın, hamimizin, muhamimizin, efendim adımıza savunma yapacak şahsiyetlerin bulunmadığı bir yerde salih ameller, bu hadis-i şerifi dikkatle dinlersek, burada anlatılan bu mübarek salih ameller bize ne faydalar temin edecekler? Dar zamanımızda imdadımıza yetişecekler. Evet. Onun için biz neyi düşüneceğiz? Nereye gideceğimizi düşüneceğiz. Orada bizden ne istendiğini düşüneceğiz. Orada ne geçer, ne söker onu düşüneceğiz. Bizim bu kadar derdimiz, telaşımız varken bize diziler, filmler, sinemalar, tiyatrolar, şarkılar, türküler, oyunlar, eğlenceler ne yarar bize? Ne fayda eder bize bunlar? Bunlar bizim efendim neyimizi düzeltebilir? Her an ölümle karşı karşıyayız. Ahirete gitmek üzereyiz. Bak bu kadar insan devamlı duyuyoruz. Her gün şu kadar insanın vefatının haberini alıyoruz. Bu bir hakikattir. Efendim, herkes bu köprüden geçecektir. Bu geçitten geçecektir. Yani sonsuz kalmanın yolu yok. Amel etmek lazımdır. Amel feleyse ilel hulûdi sebilim. Amel etsen ebedi kalmanın yolu yok. O zaman ahiretini kazanmaya bak. İşte Bera İbni Azib radıyallahu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Ensardan bir zatın cenazesinde bulunduk. Kabre vardık. Henüz daha lahit kazılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturdu. Biz de etrafına oturduk. Sanki başımızda kuş vardı. Yani öyle pür dikkat. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Ona her şey gösteriliyor. Kabir halleri gösteriliyor. Kabir keşfettiriliyor. Ölenin hali gösteriliyor. Biz de ondan ahiret hallerinden, haberlerinden istifade etmek üzere böyle oturduk bakıyoruz. Ya şimdi sigaraları yakıyorlar mezarlıkta. Lafı lafa takıyorlar. Efendim birbirine gülüyorlar, konuşuyorlar. Hiç mezarlıkta gülenden daha büyük bir gazap ve lanete çarpılan olmaz diyor rivayetlerde. Çünkü en çok ibret alınması gereken yer, ölümden ders çıkarılması gereken bir mahalde. Sen kalkıyorsun gülüyorsun. Hiç mi ahireti, ölümü, kabiri, mahşeri efendim bir tehlike, bir tehdit saymıyorsun? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Ben de bunun haliyle hallendik de durumum ne olacak diye hiç mi düşünmüyorsun ya? Ne sorumsuz adamsın ya? Onun için sahabe başımızda kuş varmış gibi diyor. Resulullah'ın elinde sallallahu aleyhi ve sellem bir sopa var. Efendim bir tahta parçası, onunla yere vuruyor mübarek, böyle toprağa vuruyor. Birden başını kaldırdı sallallahu aleyhi ve sellem. İsta'idu billahi min azabil kabr. Kabir azabından Allah'a sığının. Üç defa bunu buyurdu bu hadis-i şerif. Ahmed ibn Hanbel müsnedinde
rivayet ediyor. Bütün tefsirler bunu aldılar. Zikrediyorlar. İbn-i Kesir tefsirinde var. Efendim, Taberi tefsirinde var. Birçok tefsirde bunlar zikrediliyor. Ne mühim bir hadis-i şerif. Kaynakları saymakla bitmez. Saymakla. Beyhakî'di, Hakim'idi. Sizin tanıdıklarınızdan, tanımadıklarınızdan birçok kaynak var. Efendim, bunlar dost doğru haberleri bize aktarıyorlar bu rivayetlerde. Sonra buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnnel abdel mü'mine idâ kâne fin kıta'in mined dünya ve ikbalin lel âhira. Mümin bir kul dünyadan kesilip ahirete yöneldiği zaman tam ölüm anında nezeleyle-i melâketüm mine semâi bîdul vücûh kenne vücûhûmüş şems. Gökten melekler iner, yüzleri bembeyaz, sanki suratlarında güneş var. Ma'avum kefenüm min ekfânil cenneti ve hanûtum min hanûtil cenneti. Yanlarında cennetten kefen getirirler, cennetten ölüye sürülen kokulardan getirirler. Hatta eczisü min ümeddel basari. O ölecek adamın gözünün gördüğü yere kadar. Tabi duvarlar orada perde olmaz. Meleklere duvar perde işlemez. Önü açık olan nereye kadar görüyor? Boş sahrada, sahada işte o kadar. Bütün mesafeyi o melekler doldururlar. Fümeydiyü melekül mevd. Hatta eczisü inde râsi. Sonra ölüm meleği gelir başının ucuna oturur. Azrail aleyhisselam. Fekûle yetüen nefsül mutmeynne. Ey Allah'ın zikriyle, imanıyla tatmin olmuş, huzura ve sükûne ve sekinete kavuşmuş olan ruh, uhrucî ilâ mağfiretin minallâhi ve rıdvân. Allah'ın mağfiretine, affına ve rızasına çık. İşte bu hitap eriştiği zaman, yirci'i ilâ rabbiki râdiyeten merdiyye. Sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak Rabbine dön. Hitabı eriştikte insan daha ne ister? Artık ondan sonrası daha güzel gelir. Çünkü melekten Allah Teala'dan melek selam getirir. Cennet müjdesi, rıza müjdesi, mağfiret müjdesi getirir. Fetehrucu tesihilü kemâ tesihilü katratü min fiyissika. Tulumun ağzından damlayan damla gibi o ruh öyle süzme süzme çıkar. Feyehudü hemen melek o ruhu alır. Feydâhede âlem yedde'ûhâ fiyyedî darfete ayn. Onu Azrail aleyhisselam boğazdan alır. Evanı yardımcıları olan melâki-i kiram, onlar ta ayak parmak uçlarından çeke çeke evvela ayağı soğumaya başlar. Canı öyle çıka çıka boğaza gelir. Boğazdan çıktı mı tam çıkmış olur. Ama o melekler de oraya kadar yardım eden melekler boğaza geldi mi Azrail aleyhisselama işi bırakırlar. Ama o aldığı zaman onun elinde göz açıp kapayacak kadar bir zaman bile ruhu bırakmazlar. Hatta yehudûhâ fec'alûhâ fidâlkel kefen ve fidâlkel hanûd. Alırlar o ruhu hemen o cennetten getirdikleri kefene koyarlar, o kokulara sararlar. Ya yehrucu minhâ ke'atiye bi nef'ati miskin vücudet alâ vecil ard. Dünyada bulunan en güzel misk kokusu öyle olmaz yani. En güzel misk kokusu neyse, biz o en güzelini gördük, kokladık diyecek halimiz yok, bilemeyiz. İşte şimdi zaten hep kimyevi karışımlarla, şu andaki miskler falan hep kimyevi. Efendim, hakiki misk bile belki de daha koklamış değiliz. Dünyada bulunan en güzel misk kokusu gibi o ruh kokar. İşte onun için Rabbimiz de buyuruyor, estaizu billah. Teveffetü rusulüna ve hum la yuferritûn. Hatta idâ câhedekumul mevt. Sizin birinize ölüm geldiği zaman teveffetü rusulüna, elçilerimiz onu vefat ettirirler. Niye elçilerimiz diyor? İşte o Azrail aleyhisselama yardım eden meleklerden bahsediyor. Ama bu secde suresinde ne buyuruyor? Kul yeteveffâkum melekul mevtillezî vukkilebikum. Sizin canınızı almakla görevlendirilmiş olan ölüm meleği vefat ettirecek sizi. Demek o boğazdan teslim olan Azrail aleyhisselamdır. Ama o zamana kadar canı ayaktan beri çekip çıkaranlar yardımcı melâke-i kiramdır. Ne zaman ruh can boğazdan çıkar? Hemen onlar onu alırlar. Bu ayet onu anlatıyor. فَيَسْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَئٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِلَّا قَالُوا مَا هَذِي الرُّحُ الطَّيِّبَةُ فَيَكُولْنَ فُلَانُ بْنُ فُلَانُ بِأَحْسَنِ اسْمَاءِ اللَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا. Onlar onu yükseltirler. Göklere yükseltirler. Gök kapıları açılır. Çünkü mümin olduğu için, imanlı olduğu için, zikirli, Kur'anlı, salih amelli olduğu için, efendim, kelime-i şehadetle yaşayıp öldüğü için gök kapıları açılır. Onlar gökte hangi melek topluluğuna rastlasalar
O melekler o ruhun temiz kokusunu alırlar. Ya bu tertemiz koku da ne? Bu tertemiz ruh da kim? Onlar onun dünyada müminler tarafından onun isimlendirilen, adlandırılan isimleri arasından en güzel ismiyle falan oğlu falan derler. Artık hafız falan derler, alim falan derler, felanca veli derler, felanca şeyh derler, felanca salih zat derler, falan takva müttaki zat derler. Artık dünyada arkadaşlarının da verdiği isimler, onun hakkında söyledikleri vasıflar önemlidir ki dünyadaki isimlerin en güzeliyle onu anarlar. Hatta entevbi ile semai dünya, birinci kat semaya çıkarlar, birinci kata varırlar. Festeftihunelu feftihulu, kapının açılmasını isterler. Gök kapıları var. Kapılarda görevli melekler var. Senin evinin kapısı var da göklerin kapısı yok mu? Kapı açılır. Feyşeyyu min kulli semai mukarrabuha ile semai lati teliha. Her gökte o semanın mukarrab melekleri, Allah-u Teala'ya manenin yakın olan görevlileri ona eşlik ederler. Bir iddiaki semaya kadar, ikinci kat sema arasında 500 senelik mesafedir. O mesafeye çıkana kadar o ruha eşlik ederler. Hatta yüntehâ bi âiles semâi sâbi'ati. Yedinci kat semaya kadar her gök kapısı açılır, kabul olunur. Melekler onun kokusunu koklar, onun temizliğine hayran kalır, onun paklığına şaşar kalırlar ve ondan ayrılmazlar. Bir dahaki her katın melekleri yerleri belli olduğundan ve mâ minnâ illâ lehu makâmun mâlûm. Hepimizin malum makamı var. Saffat suresinde meleklerin sözleri nakledildiği üzere o makamlardan ileri geçemezler. O bir dahaki kat semaya kadar ona eşlik edebilirler. Oradan mesela üçüncü katın melekleri teslim alır. Dördüncü katın melekleri teslim alır. Ta yedinci kat semada mukarrablerin, Allah'a en yakın kulların divanlarının dosyalarının bulunduğu illiyine varır. Fekulullah azze ve celle uktubu kitabı abdi fi illiyin ve a'iduhu ilel ard. Bu kulumun amel defterini illiyine yazın. Mukarrab meleklerin yanında bulunduğu en büyük dosyaya bunun da kitabını, yazısını, amel defterini kaydedin. Ama ve a'iduhu ilel ard. Tabii ki ruhunu yere iade edin. Dünyaya geri gönderin. Çünkü mezarına ziyarete gelenler olacak. Esselamu aleyke diyenlere aleykesselam cevap verecek. Dua edenlerin dualarını, hediyelerini alacak. Efendim eğer makamı yüksekse tabii ki şefaat edecek. Tasarrufta bulunacak. Himmet edecek. Kabrinden ne işler görecek. Fe inni minâ halektûm ve fiyâ u'idûm ve minâ uhricûm târaten uhra. Çünkü ben onları topraktan yarattım, toprağa döndüreceğim ve tekrar topraktan mahşere çıkaracağım buyurur. Fetuadu ruhuhu. İşte ruhu böylece döndürülür. Ta beden mezara yeni kondu. O arada ruh çıktıktan sonra tabii ne kadar zaman içerisinde bu işler olur. O arada da işte yıkanır, kefenlenir, omuzlara konur, musallada kılınır. Şahitlikler, tezkiyeler, tarziyeler yapılır. Oradan işte mezarlığa götürülür. Lahit kazılmış olur. Ve kendisi mezara indirilir. O arada da ruhun dolaşımı göklerde biter. Ve tabii ki meleklere cevap vermek üzere ruh gökten yedi kat semadan iner. Bedenine girer. Belden yukarısına, belden aşağısına ruh girmez. Beyin çalışacak. Münker Nekir'in sualine cevap verecek kadar kafası çalışacak, dili konuşacak. Feyeti melekani feyüzlisani. Hemen iki melek gelir, onu oturturlar. Bunlar hep hadis-i şeriflerdir, sahih haberlerdir. Kaç tane kaynakta burada vaktim yok o kadar onları sayacak kadar. O kadar kitapta geçiyor bu hadis-i şerif. Ya. Onun için bunlar hak ve hakikatlerdir. Önümüzde ne berzahiler, ne geçitler vardır, ne haller vardır. Münker Nekir hakkında gördüm. Bugün Taberani'de hadis-i şerifte akıllara durgunluk verir yani. Münker Nekir. Münker inkar edilen hiç tanınmamış. Nekir hiç tanınmamış. Görülmemiş. Eşi emsaline rastlanmamış. Misli görülmemiş. Dünyada öyle bir şey yok. En korkunç filmi seyreden bile öyle korkunç yaratıklar görmemiş. Allah Allah. Hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Öyle iki melek ki onların e'yunuma
mislu kudurin nuhas, kurşun kaplar gibi, gözleri kurşun gibi böyle. Büyük, iri, koca çanak gibi, kurşun çanak gibi. Ben ya buhuma misle sayasıl bekari, azu dişleri diyor, öküzün boynuzları gibi. Allah Allah, öyle dişleri var. Gözleri şimşek çakıyor, tüyleri yerden sarkıyor. Dişlerine bak. Ve asfatuhuma misle asfatir ra'di, bir sesleri var gök gürültüsü gibi. Öyle bir gök gürültüsü gibi ses çıkarıyorlar ki adamın ödü kopar. Ya. Geliyorlar. Feyüzisani, onu oturtuyorlar. Yekûlen levmen rabbuke, ona soruyorlar. Rabbin kim? Ve mâ dinüke, dinin ne? Ondan sonra mümin olduğu için, imanlı öldüğü için, ruhu da göklerde kabul gördüğü için, Rabbi Allah, Rabbim Allah'tır. Ve dini el İslam, dinim İslam'dır. Allah cümlemize orada bülbül gibi konuşmayı, bu şehadette bulunmayı nasip-i müyesser eylesin, bu işler zor. Fekulani lehu mâder racülüllezî bu'ize fîkum, bu size gönderilen bir zat var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i soruyorlar. Kainatın Efendisi'nin sureti hemen geliyor. Yani ölür ölmez görülüyor. Mezarda aynı dünyadaki şekliyle canlı gibi gözüküyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu tanıyor musun soruyorlar. Fekulhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tanımaz olur muyum o benim Allah'ımın elçisi peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Fekulani ve ma ilmuke, senin ilmin nedir? Bilgin nedir? Bu zat hakkında ne biliyorsun? Fekulu karaetu kitaballahi fe amintu bi ve saddaktu. Bu zat bir peygamber olarak bana Allah'ın kitabını getirdi. Ben Allah'ın kitabı Kur'an'ı okudum. Ona iman ettim, onu tasdik ettim. Der. Feyunadi münadim mines sema en sadaka abdi fe efrişuhu minel cenneti ve elbisuhu minel cenneti ve iftihulehu baben ilel cenneti. O zaman gökten bir münadi nida eder. Kulum doğru söyledi. Ona cennet döşeklerinden altına döşeyin. Cennet libaslarından giydirin. Ona cennete doğru bir kapı açın. Cenneti gösteriyorlar ona. Yerin burası diyorlar. Feyetihi min ravhiha ve tibiha ve üfsehulehu fi kabri meddel basar. Cennetin kokuları gelmeye başlıyor mezara. Allah. Cennet bahçesi oluyor mezar. Ve gözü gördüğü kadar kabri genişletiliyor. Bu işler manevidir. Senin anladığın gibi değildir. Ve eti racül hasenül veci hasenül siyabi tayyibur rih. Yüzü güzel, elbiseleri güzel, kokusu çok hoş bir adam geliyor, nurlu bir zat. Fekul efşir billedi yesurruk. Hâdâ mükellezî kunte tu'ad. Diyor ki sevin sevin. Müjdeler olsun sana. Sana vaat edilen günün bugündür işte. Rabbine kavuştun. Kabir aleminde ilk gecen, ilk günün. Ama durumun iyi. Keyfin yerinde. Fekulu men entefecugel vecu yeti bil gayr. O da ona diyor ki ya sen ne mübarek adamsın, kimsin? Şu yüzüne bak, öyle bir mübarek yüz ki hayırlı haber müjdesi getiriyor. Fekul ene ameluke salih. O güzel yüzlü zat ona diyor ki ben senin salih amelinim. Başka hadis-i şerifte enel Kur'anüllezî eshertü leyleke ve ezme'tü neharak. Ben senin gecelerini uykusuz, gündüzlerini susuz geçirten Kur'an'ım. Sen beni okumak için geceleri uyanık oluyordun, teheccüd kılıyordun, Kur'an okuyordun, sünnet sureleri okuyordun, hatimler indiriyordun. Gündüzleri oruç tutuyordun. Ayrıca Kur'an okuyordun gündüzleri. Kur'an okurken su içilmez. Kur'an okurken konuşulmaz. Bir sureye başladın, onu bitirene kadar arada dünya kelam konuşulmaz. Arada su içilmez, yemek yenmez. Böyle Kur'an okursan o makbul olur. Yoksa bir satır oku, bir iki satır konuş. Oradan ye, oradan iç, oradan sağa sola bak, arada oku. Mevla buyurur, maleke veli kelami. Senin gibi gevşek adamın benimle konuşmaktan ne haberi olur? Benim kelamımla ne alakası olur? Rezil olmayalım Kur'an okurken. Bak Kur'an kabirde gelecek. Ben senin salih amelinim. İşte bu hadis-i şerif. O geçen hafta başladığımız, evvelce hafta başladığımız uzun hadis-i şerifte beyan edildiği üzere
ve devam edeceğimiz üzere. Salih ameller geliyor. Güzel suretlere giriyor. Güzel yüzlü, güzel elbiseli, hoş kokulu sana enis ve yoldaş olacak. Senin vahşetini izale edecek. Yalnızlık hissini ortadan kaldıracak. İlk gününde, ilk gecende. Ya alıştığın yastık yok, alıştığın yatak yok, alıştığın karın yok, kocan yok, çoluğun yok, çocuğun yok. Orada yapayalnız, ıssız, sessiz kaldın. İnsan medeniyet tabıdır. Yani insan yalnızlığa alışamaz. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Onun için kabirde de ne geliyor? Salih amellerin yoldaş olarak geliyor. Yoksa ne gelecek? Ne doğrarsan tabağına o gelir kaşığına. Fekulu rabbe kimis sa'a rabbe kimis sa'a hatta erci'a ila ahli ve mali. Adam bu durumu görünce, salih amelle karşılaşınca, ya Rabbi ne olur kıyameti kopar. Ya Rabbi ne olur kıyameti kopar. Niye kıyamet kopmasını istiyor? Kıyamet kopsun ki o gördüğü cennetin gerçeğine kavuşsun. Kabir alemi cennet bahçesidir ama hakiki cennet değildir. Hakiki cennet ennar yuraduna ala gudum ve ashiya. Sabah akşam cehennem Firavun'un adamlarına gösterildiği gibi kabirlerinde. Müminlere de cennet manzaraları, gideceği yerler, makamlar gösteriliyor. İdamat ehadukum uridu aleyhi mukadu bil gadiyat vel ashi Buhari hadisinde. Sizin biriniz öldüğü zaman her sabah akşam cennete gideceği makamı ona gösterilir. İnkâne min ehli cenneti fe min ehli cenneti ve inkâne min ehli nâri fe min ehli nâr. Cennet ehlindense cennetteki gideceği yer gösterilir. Adam o cenneti görünce dayanabilir mi ya? Çabuk kıyamet kopar ya Rab. Aileme kavuşayım, malıma kavuşayım, mülküme kavuşayım. Nerede dünyadaki malından, mülkünden bahsetmiyor? Çünkü zekatını verdi, hayrını yaptı, hasenesini yaptı. Salih ameller vasıtasıyla hesabını ahirete taşıdı. Malı var cennette, mülkü var cennette, köşkü var cennette, sarayı var cennette. Adam bütün yatırımını ahirete yapmış. Adamın aklı kalbi nerededir? Yatırımının yanındadır. Oraya gitmek istemez mi? O zaman derler ona ki feyukalle 3 gün. Tamam şimdi çok heyecanlanma. Sakin ol bakalım derler. Şimdi burada yatıyorsun. Burada istirahat ediyorsun. Nemnev metin aruz, yeni damadın hafif yorgunluğu nasıl, o yorgunluğun ardından ona nasıl uyku gelir? Yeni damat gibi bir uyu bakalım, sen iyi bir uyku çek bakalım şimdi. Kalktığın zaman hiç anlamayacaksın nasıl bitmiş dünya, mahşere kalktığın zaman. Ama tabii ki geçit, 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 geçit. Bitmiyor ki bu geçitler, mahşerde de ne geçitler var. Durum bu. Bir de bunun tersini çevir. Ve innel abdel kafiru idâ kâne fin kıta'in mine'd-dünyâ ve ikbalin mine'l-âhira. Nezele ileyhi mine's-semâi melâiketun sûdü'l-vucûh ma'humu'l-musûh fe'lisûne minu medde'l-basari. Kafir bir kul, imansız, dinsiz, kitapsız. Allah'a inanmaz, Kur'an'a inanmaz, ayete inanmaz, hadise inanmaz. Helala inanmaz, harama inanmaz. Bu imansızlık ne beladır. Dünyadan koptuğu zaman, ilişkisi kesildiği zaman, ahirete yöneldiği zaman, vah nereye gidecek, nasıl gidecek, vah. Gökten sipsiyah suratlı, ellerinde mızraklar, kamçılar bulunan melekler inerler, gözünün gördüğü yere kadar geçer otururlar. Sonra ölüm meleği gelir, başının ucunda oturur. Sümme yediyü melekul mevti hatta yedisi inde râsi. Fekûl eyyetüen nefsül habîte tuhrucî ilâ sekatın minallâhi ve gazab. Ey pis ruh, murdar nefis, abdestsiz, gusülsüz, taharetsiz, zikirsiz, fikirsiz, Allah'ın gazabına ve azabına doğru çık bakalım. Feteferraku fi cesedi. Öyle bir durumla karşı karşıya kalır ki ruh bedeninde darmadağın olur, paramparça olur. Bütün irtibatı bedeniyle kopar, her bir tarafına bir parçası gider. فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُسْ سَفُّدُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ Islak yünden diyor efendim. Böyle şişler, her tarafı dallı budaklı şiş. Bir şiş var, her tarafında da diken gibi böyle demirleri var. Islak yünden bu çıkar mı? Islak günde öyle yapışır ki öyle her tarafına sarılıp dolanır. İşte ıslak yünü diyor. O şişleri ıslak yünden çekerken nasıl çekersin? Onun ruhunu bedeninden öyle zor çekerler. Allah Allah muhafaza. Feyhudüha. Hemen Hacra Aleyhisselam canını alır. Feydâ gâdâ lemmede'uha fî yedî tarfete'ayn. Hattâ de'alûha fî dilkel musûh. Ve gırcû minâ kentenirî hicîfetin vücudet alâ ve cilâr.
o ruhu alır almaz onun elinde onu melekler yardımcıları bir an bile bırakmazlar. Onu efendim o şişlere geçirirler. Ondan bir leş kokusu çıkar ki dünyada öyle bir murdar koku yok. Allah Allah. Hiçbir hayvan leşi öyle kokmaz. İnsan gibi kokan olur mu insan? Mükellef insan, mesul insan. فَيَصْعَدُونَ بِيَا فَلَا يَمُرُّونَ بِيَا عَلَى مَلَيْهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِلَّا قَالُوا مَا هَذِي الرُّحُ الْخَبِيثَةِ فَيَكُولُونَ فُلَانُ بْنُ فُلَانُ بِأَكْبَحِ اسْمَائِ اللَّتِ كَانَ يُسَمَّا بِيَا فِي الدُّنْيَا. Hangi melek cemaatine uğrasalar ta birinci katın kapıları açılmıyor da birinci kata çıkarlarken ta birinci kat 500 senelik mesafede oraya çıkana kadar yolda hangi melek cemaatine rastlasalar onlar da burunlarını tıkarlar, ondan kaçarlar, nefret ederler. Bu pis ruh da kim, bu nasıl bir şey bu ya? Ne biçim leş bu ya? Tulum bu ya? Derler ki dünyada anıldığı en kötü ismiyle bu falan gavur, bu falan efendim kafir, bu falan facir, bu falan fasık. Bu falan dinsiz, bu falan kitapsız, bu falan imansız. Böyle anarlar. Bu gavurluk ne kötü bir şeydir. Ne kadar hamd edelim, ne kadar şükredelim. Allah bize iman nasip etti, Kur'an nasip etti. Hatta imtihabi ile semai dünya. Birinci kat semaya onu ulaştırırlar. Feüsteftehulû filâ üftehulû. Kapı açılsın derler ama kapı açılmaz. Resulullah bu hadiste ne okudu sallallahu aleyhi ve sellem? İnnellezîne kezzebû bi âyâtinâ ve istekberû anhâ. Bizim ayetlerimizi yalan sayanlar, bizim ayetlerimize inanmaktan büyüklenenler. Rabbimizin ayeti bu. Bu zamanda Kur'an olur mu? Bu zamanda din olur mu? İslam olur mu? Şu helal olur mu? Bu haram olur mu? Hangi devirde yaşıyoruz? Kur'an geri kaldı, Kur'an bizi geri bıraktı. Kur'an'ın devri mi şimdi, dönemi mi şimdi? Ya. Dinin bizim hayatımızla ne alakası var? Bizim ayetlerimize inanmaktan büyüklenirler, ar ederler, utanırlar. Müslüman diye anılmaktan, Kur'an'a sünnete inanan biri diye tanınmaktan, tanıtılmaktan utanırlar, çekinirler, kibrederler. İşte onlar öldükleri zaman لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ. Gök kapıları onların ruhları için açılmayacak. Onlara Allah'tan rahmet saçılmayacak. Birinci kat semadan aşağı atılacak. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ حَتَّى يَلِجَ الْجَنْبَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ. Deve iğne deliğinden girinceye kadar onlar cennet yüzü göremeyecekler, Allah buyurdu. Bu ayeti okudu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. فَيَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُبُ كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ فِي الْاَرْضِ السُّفْلَى. Mevla buyurur ki bunun amel defterini en alt yerde, yedi kat yerin dibinde. Evvela bir toprağa doğru, yere doğru bunun ruhunu bir atarlar. Gökten aşağı atılmak ne demek? Öyle taşınmak yok. Oraya kadar çıkarırlar, oradan aşağı bir bırakırlar. Allah! Bu yüz kattan atılmaya benzer mi ya? 500 sene füzeyle gitsen birinci kat semaya varırsın be. Birinci kat semaya nerede ya? Yerden at, yerden bir fırlatırlar bir daha göğe doğru. Oradan bir fırlatırlar bir daha. Yerle gök arasında böyle top gibi oynarlar onda. Ne büyük zorluk, ne büyük zahmet, ne büyük felaket. Ruhtan bahsediliyor. Beden yerde duruyor. Sonra Mevla yedinci kat yerin en dibine, şeytanların hapishanesine atılmasını emreder. فَتُطْرَحُ رُوحُهُ tarha. Ruhu böylece atılır siccine, yedi kat yerin dibine. İşte Resulullah kudu sallallahu aleyhi ve sellem. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ وَيَوْتَهْو۪ي بِهِ الْرِيحُ ف۪ي مَكَانٍ سَح۪يقٍ. Allah'a ortak koşanın durumu gökten aşağı düşüp de kuşların kaptığı ya da rüzgarın uzak bir yere attığı kimsenin şaşılacak hali gibidir. Bu da Hac suresinde zannediyorum. Resulullah bu ayetleri okudu ki sallallahu aleyhi ve sellem, bak her buyurduğum benim ayetlere uygun. Benim hadislerim Kur'an'dan ayrılmaz. Ben kafadan konuşmam. Kur'an'ı da Rabbim vahyediyor, hadisi de Rabbim vahyediyor. فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِ. Ruhu bedenine bir zaman için geri döndürülür. وَيَتِي مَلَكَان. Melekler gelirler Allah. فَيُجْلِسَانِي. Onu oturturlar. فَيَكُولَ لَهُ مَنْ رَبِّكَ. Rabbin kim? Kolay mı Allah demek?
Dünyada Allah demeyenler için orada kolay mı Allah demek? Ha ha, ağzını bir karış açar. Ha ha diye şaşar kalır. La edri, bilemiyorum ne diyeceğim, ne cevap vereceğim. Fekulen ma dinuk, dinin ne? Fekul ha ha. Bir karış havada ağzı açık. La edri, bilemiyorum. Kolay mı? Dünyada İslam'dan utananların orada dinim İslam demesi kolay mı? Orada İslam'ı öne sürmesi, İslam'ın arkasına sığınması. İslam bir hayat dinidir. İslam dünya ve ahiret nizamıdır. İslam'ı dünyada yaşayana kabirde İslam yetişir ama dünyada İslam'dan uzak yaşayana kabirde İslam nasip olur mu? فَيَكُولَانِ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذ۪ي بُعِثَ ف۪يكُمْ Sizin içinizde gönderilen bir zat var. Bir de ona, o kimdir onu söyleyin bakalım. فَيَكُولَ هَا هَا لَا اَدْر۪ي Bilmiyorum, tanımıyorum, ne diyeceğim? İnsanlar bir şeyler diyorlardı, peygamberdi, rasuldü, şuydu, buydu. Ben hiç öyle bir şey demedim. Ben bilmiyorum. La derayte ve la teleyte diyecekler ona. Ne hakikati bildin, ne kelime-i şehadeti okudun. Sen var ya sen, öyle bir vuracaklar ki ona Allah, Allah, Allah. Öyle bir kamçı indirecekler ki ona aman ya Rabbi. Fe yunadî münâdin mines semâ. Gökten bir münâdî nidâ eder. Enkezebe abdî. Kulum yalan söyledi. Kulum bile bile inkar etti. Şimdi bilmiyorum diyor o peygamberi. Bilmiyor muydu? Allah'a dini bilmiyor muydu? Bile bile inkar etti. Fe efrişû minen nâr. Ateşten döşek koyun altına. Lehum min cehenneme mihâdûn ve mefevkîm havâş. Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Cehennemde döşekleri ateşten, yorganları ateşten. Buna nasıl dayanacak bu ateş? Kolay bir şey midir? Elin yansa dayanamıyorsun. وَفْتَحُوا لَهُ بَابًا اِلَى النَّارِ Cehenneme doğru bir kapı açın mezarından. فَيَتِي مُحَرِّهَا وَسَمُومِهَا Ya cehennemin sıcaklığı mezarına işler. Cehennemin harareti o yelleri, kızgın yelleri kabri kavurur. وَبُضَيَّكُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِي أَضْلَاعُهُ Kabri öyle sıkıştırılır sıkıştırılır, mengene gibi daraltıra daraltıla kaburgaları gır 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 birbirine girer geçer. Ve eti racül, bir adam gelir, kabihül veci kabihül siyâbi müntünü rih, yüzü fena, elbiseleri kötü, kokusu leş gibi. Durulur mu daracık yerde ya o insan? Kocaman yerde bile bir sigara kokusundan benim nefesim tıkanıyor ya. Fekûle efşir billedî yesûk, seni kötü edecek şeylerle sevinebilirsin. Alay eder onunla. Hâdâ emmukellezî kunte tu'ad. Sana söz verilen günün bugündür işte. Dünyada sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi gezdin, dolaştın. Allah, kitap, Kur'an, namaz, abdest bilmedin, demedin. Doğru hakikatleri dinlemedin. Ya sana denmişti ki şöyle kabir var, şöyle azap var, böyle gün var, hazır ol. Sen hadi git işine, başkalarına anlat demiştin. Sana söz verilen günün geldi çattı işte. فَيَكُولُ مَنْ اَنْتَ فَوَجُّكَ الْوَجُّ يَجِيُّ بِشَّرْ Ya sen kimsin der. Senin ne kötü suratın var. Kötü habercidir bu surat. Kötüyü haber veriyor. فَيَكُولُ اَنْ عَمَلُكَ الْخَب۪يثِ İşte nasıl salih ameller bu hadis-i şerifte okuyacağımız üzere. Nasıl o abdestler, namazlar, o zikirler, oruçlar geliyorlar, yardım ediyorlar, kurtarıyorlarsa. İşte o kötü ameller, o içkiler, o kumarlar başta şirk, Allah'a ortak koşma, inkar, Allah muhafaza buyursun. Bu ne beladır bu gavurluk? Onlar, ondan sonra günahlar, büyük günahlar, bunlar adamın başına ne bela açarlar. Ben senin kötü amelinim der. Fekulu Rabbi la tukimis sa'a. O da der ki ya Rabbi ne olur kıyameti koparma. Ben bu kabir azabına razıyım çünkü ötesi daha kötü. Mahşer daha kötü. Cehennem daha kötü. Devamlı daha kötüsüne gidecek. Hiç kıyameti ister mi? Onun için işler bu durumda. Biz hangi taraftan olacağız? Bir mümin kulun vefatı var. O güzelim hali var. Hatta izâ kharaca ruhu sallâ aleyhi kullu melekin beynes semâ vel ardı ve kullu melekin fis semâ. Ruhu çıkar çıkmaz gökte yerde ne kadar melek varsa, gökle yer arasında ne kadar melek varsa hepsi ona salat eder, rahmet yağdırır, feyiz yağdırır, bereket yağdırır bütün melekler. Ve füttehadli ve babçeva. Bütün gök kapıları yedi kat açılır. Leyse min ehli babillâ ve ummedûnallâhe azze ve celle yemûrace bir ruhî min kıbelîm.
Gökte ne kadar kapı varsa bütün kapıların görevlili melekleri Allah'a yalvarırlar ya Rabbi. Ne olur bunun ruhunu çıkartmayı bize nasip eyle. Ne olur bunun yedi kat semaya ruhunu yükseltmeyi, ona eşlik etmeyi bize nasip eyle. Bu ne güzel adamlar var. Bir de öbür tarafa bak. Ya gökte yerde ne kadar melek varsa hepsi lanet ederler. Allah gazap etsin, sana lanet etsin. Cennetinden, rahmetinden tard etsin, uzak etsin. Bu lanetleri almaya ne gerek var? İmansızlığın ne lüzumu var ya? İnananın ne kaybı var? İnanmayanın ne kazancı var ya? Ondan sonra gök kapıları açılmaz. Ne kadar kapı ehli varsa Allah'a dua eder. Ya Rabbi bunun ruhunu taşımayı bize nasip etme. Ya Rabbi bunun ruhuna eşlik etmeyi bize nasip etme Allah'ım. Uzak olsun Allah'ım. Ya, mezardaki durumuna bak ya. Mezardaki, ne rezillik bu mezardaki durumu. Sümme yukayyadu lehu e'ma asam mühebkem. Sonra ona sual cevap bitti zaten. Ne cevap verdi? Hiçbir şey veremedi, doğru diyemedi. Kör, sağır ve dilsiz bir melek musallat edilir. Allah'ın ne melekleri var? Kör, onu görmüyor ki acısın. Sağır, yalvarışını duymuyor ki acısın. Efendim, dilsiz, ona bir cevap vermiyor. Onun konuştukları, yalvarmalarını hiç duymuyor, cevap da vermiyor. Fî yedîm irzebetün. Elinde öyle bir kamçı var ki, lev duribe biha cebelün kâne turâba. O kamçıyla diyor, ulu dağ gibi koca bir dağ bir vursa, dağ un ufak olur, toprak olur, iner aşağı. Bu hadis-i şerif ya. Hoca Abdurrazzak gibi, Bukhari'nin hocası bu Abdurrazzak ya. Onun musannefinde bile var. Ahmed İbni Hanbel'de var, Hakim'de var, yok İbni Mace'de var. Nerede yok ki ben sana? Dünya kadar kaynak var ya. Bunlar hikaye midir, şaka mıdır, biz ne anlatıyoruz ya? İbni Kesir tefsirinde görebilirsiniz. Koca Ahmed İbni Hanbel rivayet ediyor bunu. Feyadribu darbeten feyasiru turaba. O diyor ona bir vuruş vurur, bir darbe indirir o gavura. Un ufak olur, toprak olur, dağılır. Sümme yu'idullah azze ve celle kebâken. Ama Allah sonra onu tabii öyle toprak olsa azap durur, bir şey yaramaz. O yok olmak hüner değil, Allah Teala yok etmeyecek. Azabı devam ettirecek, sürekli kılacağı için onu eski haline çevirir. Tekrar aynı yeni konmuş ölü şeklinde durur. Feyadribuhu darbeten uhra. Ona bir darbe daha indirir. Feyasayhu sayhaten yesme'uha kullu şeyin illa thaqalayn. Bir bağırış bağırır ki, bir nara atar ki, İnsanlar ve cinlerden başka her şey onun bağırmasını işidir. Onun için insanlarla cinler mükellef olduğu için şimdiden duysalar gayba iman kalmaz. O zaman imtihan hikmeti kalmaz. Onun için hayvanlar bile duyar. Bak mezarlıklardaki hayvanlar ne kadar rahatsız olur. Atlar kişner, göbekler bile kaçar. Bütün hayvanlar duyar. Melekler duyar. Gökler arası duyar. İnsanlar cinler imtihan olsun için onlar duymaz. Onun için İzâ vudâtil cenâzetü ehtemelâ ricâlu alâ anâkîm. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Cenaze tabuta konup da adamlar onu boyunlarında taşıdığı zaman inkânet sâlihaten kâlet kaddimûni. Eğer iyi bir kişiyse çabuk götürün beni, çabuk götürün beni. Yerimi gördüm cennet bahçesine, çabuk kavuşturun. Bu leş dünyada bir dakika fazla tutmayın beni der. Ve inkânet sivâdâlki kâlet ya veyle aynet edebûne bi'a. İyi adam değilse bu cenazenin haline, vay başıma gelene. Nereye götürüyorsunuz bunu? Çukura mı götürüyorsunuz? Azaba mı teslim edeceksiniz? Cehenneme mi götürüyorsunuz? Nasıl bağırır? Yesme'u savtea kullu şeyin illel insan. İnsandan başka herkes onun bağırmasını, inlemesini duyar. Ve levse me'avle sahika. Çünkü insan duysa hepsi bayılır, düşer, ölür. Cenazenin altındakiler de cenaze olur. Onlar da onu taşıyamaz. Onun için imtihan hikmetine binaen hayat devam etsin, imtihan yürüsün diye Allah onu insana duyurtmaz. İşte mezara konduğu zaman kötü ameliyle karşılaşanın durumu bu olur. Yine Taberani'nin ilavesinde El-Mu'cemül Evsat'ta ve yusellatu aleyya akaribu. Kabrinde onu öyle bir akrepler musallat edilir ki lev nefeha ehadun fid dünya ma embetet şey'a. O akreplerin birisi dünyaya çıksa, dünyaya bir üflese, bir zehir bıraksa, yeryüzü dünya kıtalarındaki toprak daha hiçbir şey bitiremez hale gelir. Mahsul bitirmeye elverişli olamaz artık. Bu akrepler doldurulur mezarında başına. Bu ne olacak ya? Buna kim dayanacak ya? Buna kim göz kestiriyor ya? Ben dayanırım o mezara kim diyebiliyor ya? O zaman aklımızı başımıza alalım. Salih ameller hazırlayalım. Yüzümüz hak edecek. Bize ahirette yetişecek, şefaat edecek.
ameller bulundularım. İşte bu hadis-i şerife bu gayeyle başladık. Ama öyle işi gevşekten almayalım. Öyle efendim hikaye dinler gibi dinlemeyelim. Ya bizi hangi ameller kurtarır? Bunlar okuruyor burada şimdi. Ondan sonra sırayla gideceğiz. Bu hadis-i şerifte ve raitu racülen min ümmeti yelhetu ataşa, ümmetimden bir adam gördüm mahşerde susuzluktan dilini dışarı çıkarmış, kurumuş, ciğerleri parçalanmış. Fecaehu sıyamu ramadan, ama Ramazan'da oruçlar tuttuğu için o oruçlar geldi. Feseka, ne yaptı? Ona su içirdi, onu suladı. Cennet şaraplarından, Havz-ı Kevser'den. Oruç ne mübarek bir ameldir oruç. İşte böyle. Allah seni dünyada boşuna mı açsızsız bırakıyor? وَرَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِي مِنْ بَيْنِيَدِهِ ظُلْمَتُنْ وَمِنْ تَحَدِهِ ظُلْمَتُنْ. Bir ümmetimden bir adam gördüm. Önü karanlık, arkası karanlık. Allah karanlıkta koymasın. Hele kabirde ne kadar karanlıklar var. فَجَاءَتُ حَجَّتُهُ وَعُمْرَتُهُ. Haccı ömresi geldi. Bak hacılar hacca gitti. Kimisi hazırlanıyor. Gidecekler. Allah kabul eylesin. Makbul mebrur haçlar ömreler nasip eylesin. Tabii ki kıran yapanlarda ömre de var. Efendim temettü yapanlarda ömre de var. Aynı zamanda ömre yapıyorlar. İfrat da yapanlar gidiyorlar. Tabii haçtan sonra hac bitince ömreler yapma imkanı olanlar oluyor. Mesele kabule şayan olmak. İbadet çokluğuna itibar yoktur. Kulundan halik hoşlanmayınca, kalp kırmayacaksın. Güneşlemeyeceksin, müstehcen konuşmayacaksın, kavga gürültü çıkarmayacaksın, fitne yapmayacaksın. Haçta da böyle işler var, böyle kolay mı? Haramlara bulaşmadan güzel bir haç ömre yaparsan, işte kabul olursa فَاسْتَخْرَجَتَا مِنَ الظُّلْمِ. Adamın önündeki, ardındaki karanlığın içerisinden haç ömre gelir, onu o karanlıktan çıkardı diyor. Ya tabii zor. Paraların gidiyor, vaktin gidiyor 30 gün, 40 gün. Ondan sonra efendim ne kadar az olsa da 20 gün. Efendim zorluk var, uykusuzluk var, yorgunluk var, iklim değişiklikleri var. Efendim çadırlarda kalmak var, Arafat'ta güneşlerde kalmak var, topraklara bulanmak var, izdihamlara girmek var. Kolay iş değil. Sünnet vecih üzere bir hac ömre yapayım dersen kolay iş değil. Ama bunların ahirette karşılığı var. Yetişmesi var, şefaati var. Ben senin salih amelinim diye mezarda karşına gelip eniş ve yoldaş olması var. Bunları düşünenlere bunlar kolay gelir, hafif gelir, zevk verir, tat verir, keyif verir. Onun için bu hadis-i şerife devam edeceğiz inşallah önümüzdeki hafta.